Reel'in Amerika bürosu haber verir. Başkan Joe Biden bugün A evinde kameralar karşısına geçerek önemli bir açıklamada bulundu. Amerika'nın en uzun süren savaşını sona erdirme kararı aldığını söyledi Başkan Joe Biden. Askerlerimizi eve döndürmenin zamanı geldi dedi ve Amerika'nın Afganistan'da kalan tüm askerlerini geri çekeceğini açıkladı. Dolayısıyla Joe Biden 11 Eylül saldırılarından neredeyse 20 yıl sonra Amerika güçlerinin hala Afganistan'da olmasını izah edemeyeceğini belirtti. Aslında Biden bu kararı tek başına almadı ve kendisi de bu şekilde söyledi. Tek başına alınmış bir karar değil bu dedi. Afganistan'dan çekilme kararını müttefikler, ortaklar, askeri liderler, istihbarat çalışanları, diplomatlar, kalkınma uzmanları, kongre ve başkan yardımcısıyla yakın istişare ederek aldığının altını çizdi. Şu sonuca vardım dedi Biden. Amerika'nın en uzun süren savaşını sona erdirmenin zamanı geldi dedi. Ve Amerika askerlerine eve dönmelerini bekliyoruz dedi. Dönme zamanının geldiğini vurguladı. Amerika'nın Afganistan'da hali hazırda 2500 askeri bulunuyor. İşte Biden o çekilme sürecinin 1 Mayıs'ta başlayacağını söyledi. Ayrıca çekilmenin 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümüne kadarsa tamamlanacağını vurguladı. Ve süreci aceleye getirmeyeceklerini, çekilmeyi sorumlu, titiz ve güvenli şekilde yürüteceklerini açıkladı Biden. Öte yandan Afganistan'da askeri varlık göstermeyecek olsalar da diplomatik ve insani yardım çalışmalarını sürdüreceklerini de vurguladı. Bunu da ekledi. Yani Afganistan hükümetini desteklemeye, Afganistan ulusal savunma ve güvenlik güçlerine yardım sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Bununla birlikte bölgedeki diğer ülkelerden özellikle Pakistan'dan ama aynı zamanda Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye'den de Afganistan için desteklerini arttırmalarını isteyeceklerini söyledi Biden. Amerika'daki son gelişmeleri aktardık. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.